Merhaba sevgili öğrenciler. 5. temamızın üretim teknolojisi hayatımızı etkiliyor konusundan devam ediyoruz. İnsanoğlu yetenekleri sayesinde doğayı kısa sürede kontrol altına almıştır. İnsanlar her dönemde hayatlarını kolaylaştırıcı alet ve makineler yapmıştır. Bu birikim üretimde teknolojik gelişmelerin olmasına katkı sağlamıştır. İnsanlar huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürmek için üretim teknolojisi konusunda araştırmalar ve yeni buluşlar yapmışlardır. Bu gelişmeler insanların doğaya üstünlük kurmasını ve bilimde, teknolojide ilerlemesini sağlamıştır. İnsanlar köylerde tarım ile uğraşıyordu. Tarlalarda insan ve hayvan gücüne dayalı bir üretim vardı. Tarlalardaki ürünler basit makineler ile ürün haline getiriliyordu. Ürünlerin bir yerden başka bir yere ulaşması aylarca sürebiliyordu. Önceleri ürünleri taşıma işi, at arabası ve su kanallarıyla yapılıyordu. Avrupa'da 18. yüzyılın sonlarına doğru üretimde hızlı bir değişim yaşandı. Bu değişim hem ekonomi hem de sosyal yaşamı elbette etkiledi. İlk olarak İngiltere'de başlayan bu değişim pamuklu dokuma alanında gerçekleşti. Bu alandaki en önemli icat John Key'in yaptığı uçan mekik adlı dokuma tezgahı oldu ve dokuma hızı arttı. Yaşanan bu gelişmeler başka sanayi dallarının gelişmesini de sağladı. Üretimde teknolojinin yaygın kullanılmasını başlatan bu dönem sanayi inkılabıdır. Sanayi inkılabının başlama serüvenini inceleyecek olursak, öncelikle milattan önceki tarihlerde Sümerlerin taşımacılık amacıyla tekerleği bulmasından bahsedebiliriz. Tekerleğin dişlilerle birleşmesiyle makinelerin ortaya çıkması ve makinelerde buhar gücünün kullanılması şeklinde belirtebiliriz. Sanayi yani endüstri inkılabı 18. yüzyılın sonunda hayvan ve insan gücünün yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla başladı. Sanayi inkılabı sevgili öğrenciler insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. İnsan gücünden makine gücüne geçiştir. İlk defa 18. yüzyılda ortaya çıktı ve İngiltere'de başladı. Daha sonra diğer ülkelerde de yayıldı. İlk defa dokuma sektöründe ortaya çıktı. Sonrasında diğer alanlara da yayılmıştır. Evet sevgili öğrenciler, biraz resimleri yorumlayarak gidelim. Birinci resimde 1802'de Richard Trevelyan tarafından icat edilen buharlı lokomotifi görmekteyiz. Böylece insan ve yük taşımacılığı hızlanmıştır. İkinci resime bakacak olursak, Robert Fulton tarafından yapılan buharlı gemi Clermont'u görmekteyiz. Üçüncü resimde ise ilk sanayi şehri olan İngiltere'deki Manchester'ı görüyoruz. Sevgili öğrenciler, şimdi de sanayi inkılabı öncesi ve sonrasını karşılaştıralım. Sanayi inkılabının öncesinde insan gücüne dayalı bir üretim hakim, temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık, yani tarım toplumu hakim. Bu dönemde ulaşım zor, dağınık yerleşmeler, köy yerleşmeleri görülmekte. Hem üretim hem de tüketim kısıtlı miktarda. Geniş bir aile yapısı hakim ve üretimde tecrübe ve ustalığa dayalı teknikler hakim. Şimdi de sanayi inkılabının sonrasına bakalım. Makine gücüne dayalı seri üretim daha hızlı zamanda daha çok ürün elde etme dönemi başladı. Ham maddesi tarıma dayalı sanayi kollarının gelişmesi yani sanayi toplumlarını görüyoruz. Ulaşım daha hızlı, daha kolay bir hal aldı. Toplu yerleşmeler, kent yerleşmeleri görülmekte. Üretim miktarında artış görülmekte. Çekirdek bir aile yapısı, bilim ve teknolojiye dayalı tekniklerin oluşmasından bahsedebiliriz. Sanayi inkılabının her alanı etkileyen sonuçları vardır. Önce bir sosyal sonuçlarından bahsedelim. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Fabrikalarda kadın ve erkekler, hatta çocuklar ağır şartlarda uzun süreli mesailerle çalıştırılıyordu. İşçilerin aldıkları ücret ise geçimlerini sağlamakta yetersiz kalıyordu. Kadınlar erkeklere oranla daha az ücretle çalıştırılmaktaydı. Fabrikalarda ağır şartlarda çalışan insanlar işçi sınıfının temelini attı. Sonrasında işçi sendikalarının kurulmasıyla çalışma koşullarında iyileşmeler yaşandı.
çıkarılan yasalarla çocuk işçi çalıştırılması yasaklandı. İşçi ücretleri, çalışma saatlerine bazı düzenlemeler getirildi. Bu sanayi inkılabının sosyal sonuçlarındandır. Sanayileşen ülkelerde hayat şartlarının iyileşmesi, köyden kente göçlerin başlaması, tabii bu göçler sonucunda yaşanan bazı olumsuzluklar da var. Gecekondulaşma, çarpık kentleşme gibi. Kentlerde nüfusun artmasıyla konut sıkıntısının oluşması. Sanayi inkılabının sosyal sonuçları arasında gösterilebilir. Ekonomik sonuçlarına bakalım. Fabrikaların açılması, el tezgahlarının kapanarak fabrikaların açılması, üretimin artarak fiyatların düşmesi, büyük şirketlerin kurulması, tarımda makine kullanımının yaygınlaşması, üretimin seri hale gelmesi ve ham madde ihtiyacının artması. Burada bir not geçmek istiyorum sevgili öğrenciler. Buhar makinelerin yaygınlaşması kömür madenine duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Çünkü makineler kömürle çalışıyordu. Sanayinin en önemli ham maddesi demir madeniydi. Makinelerin yapımı için demir madeni kullanılıyordu. Kömür ve demir sanayi için önemli enerji kaynakları arasında yer aldı. Ülkeler üretimde teknolojiyi kullanarak güçlerini arttırma çabasına girdiler. Günümüzde üretim teknolojisindeki gelişmeler hayatımızın hızla değişmesini sağladı. Bu gelişmeler sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim ve altyapı alanlarını da kapsamaktadır. Eğitimde teknoloji kullanımına bakalım. Ülkeler eğitim faaliyetlerinin kalitesini arttırmak için dijital içerikler geliştirmektedirler. Eğitimde akıllı tahta ve tablet kullanımının yaygınlaşması bu alanlardaki çalışmalardandır. Güncel olarak bir örnek vermek gerekirse şu anda küresel bir sorun olan COVID-19 pandemisinden dolayı teknoloji sayesinde uzaktan eğitim sürecindeyiz. Ve teknolojik gelişmeler sayesinde bu süreçte olmamız önemlidir ve bu süreci yürütüyor olmamız önemlidir. Başka bir alan olan tarım alanına bakalım. Tarımsal üretimde modern makinelerin yaygınlaşması, üretimde verimin artmasını sağlamıştır. Aynı zamanda tarım ve sanayi sektörü üretim süreçlerinde iç içe yer almıştır. Ulaşım alanına bakalım. Üretim faaliyetleriyle ulaşım ağları arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Ülkelerin kara, deniz, demir ve hava yollarındaki gelişmeler üretim ekonomisine katkı sağlamıştır. Ulaşım ağlarındaki bu gelişmeler ülkelerin ekonomilerini güçlendirdiği gibi ulaşımda nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Aynı zamanda ekonomisinin temelini bilginin oluşturduğu ülkeler bilgiyi üreten, işleyen ve satan toplumlar olma yolunda hızla ilerlemektedir. İletişim araçlarının yaygınlaşması ise dünyayı hem ekonomik hem de sosyal yönden etkilemeye devam edecektir. Sağlık alanında yaşanan gelişmeler sayesinde ortalama insan ömrü uzatılmıştır. Gerekli tanı ve tedavi araçlarının üretilmesi sağlık alanını da etkilemiştir. Üretim teknolojisindeki gelişmeler hayatımızı olumlu yönde etkilediği gibi hayatımızı bir takım olumsuzlukları da maalesef getirmiştir. Üretimin yoğun olduğu, yoğun olarak yapıldığı yerlerde hızlı nüfus artışları yaşanmıştır. Bu da çarpık kentleşme ve trafik sorununu ortaya çıkarmıştır. Fabrikalaşmanın artması ile ormanlar ve tarım arazileri gibi doğal yerler hızla tükenmeye başlamıştır. Çevre kirliliği artmıştır. Bu durum insan yaşamını tehdit etmeye başlamıştır. Görüldüğü gibi sevgili öğrenciler, sanayi devrimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler birçok alanı, başta ekonomi ve sosyal hayatı olmak üzere birçok alanı etkilemiştir. Teknolojik gelişmelerin olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Az önce bahsettiğim çarpık kentleşme, trafik sorunlarının artması, konut sıkıntısının yaşanması gibi. Evet sevgili öğrenciler, az önce öğrendiğimiz bilgileri biraz pekiştirelim. Aşağıda verilen sanayi inkılabının sonuçlarının hangi alan ile ilgili olduğunu belirtiniz. Tarımda makine kullanımı yaygınlaştı. Bu ekonomik alana girer. El tezgahları yerine fabrikalar bıraktı. Bu da ekonomik alana girmektedir. Sanayileşen yerlerde hayat şartları iyileşti. Sosyal alanla ilgilidir. Köylerden kentlere göçler oldu. Yine sosyal alanla ilgili olacaktır. Sanayileşen ülkelerin dünya politikasında önemi arttı. Siyasi alanla ilgili bir gelişmedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.